Evet, bu akşam yüzleşme programımızda Yeter Güven hanımefendi var. Yeter Güven Hanım çok ilginç bir şekilde bize geldi. Aslında biz Yeter Hanım'ın kocasını 12 Haziran 2009 günü burada konuk etmişiz. Etmişiz diyorum çünkü Yeter Hanım o gün yayını izleyememiş. Haberi de yokmuş kocasının burada yayına çıktığından. Kocası Bilal Güven bize geldi, başvurdu. Karım beni terk etti. Çocuklarım da aldı gitti. Kendisine kavuşmak istiyorum demişti. Biraz sonra onunla ilgili bir veterimiz var, hatırlatma bandımız var. Onu izleyeceğiz. Burada da karısına ve çocuklarına bir şiir okumuştu. Ağlamıştı, yalvarmıştı, geri dönmesini istemişti karısının. Ne ilginçtir, o programda biz Yeter Hanım'ı bulamamıştık ama şu anda Yeter Hanım stüdyoda. Yeter Hanım bizi aradı, dedi ki ben kocamdan kurtulmak istiyorum, boşanmak istiyorum. Kocamın bana sapık teklifleri var dedi, sapkın teklifleri var dedi, eve bakmıyor dedi, şiddet uyguluyor dedi, hırsızlık yapıyor dedi. Bunlar Yeter Hanım'ın kendi iddiaları. İki çocuğuyla sokakta. 14 yıllık evliliğini bozuyor. Boşanmak istiyor, kurtulmak istiyor. Kendi iddiaları bunlar. Ne ilginç ki 12 Haziran'da kocası barışmak istiyorum karım bulun diye geldi. Karısı bir rastan sonra çıktı ve bize ulaştı. Arkadaşlar üst yazıyı verebilirsek konu daha net anlaşılır. Ben anlatıyorum ama daha net anlaşılır. Bu tarafa Yeter Hanım kendini seyretmeyi rica edeceğim. Bu söylediklerim doğru mu? Evet doğru. Sizin ifadeniz? Evet doğrudur. Sen 15 yaşında niye evlendin? Ne oldu da 15 yaşında evlendin yani? Ben onu ailem... Normalde 15 yaşında parkta bebeklerle oynayan bir çocuk neden oldu? Ben niye de oldu? Bilemiyorum Yalçın abi. Ben de orasını bilemiyorum. Hatırlayamıyorum ne olduğunu. Nasıl hatırlamıyorsun ya? 15 yaşında ailem... seni bayıltıp da mı evlendirdiler bizle kızım? Anlamadım ki. Hayır, bu ailem isteğiyle oldu. Bilallar da bırakmadı peşimi. Sen neredesin? Samsunluyum. Samsunlusun. Evet. Yeter, şöyle bir adım adım gidelim. Ben önümdeki notları söyleyeceğim. Hırsızlığı söyledim. Sen bizim arkadaşlara, kocam Bilal Güven'in senden sapıkça bazı isteklerde bulunduğunu söylemişsin. Öyle mi? Evet, doğrudur. Nedir bu? Sapık duygularda bulundu bana. Bayanların soyunma odalarında telefon kamerasına et çekim yaptı. Haplar içirdi bana zorla. Bayanların? İş yerinde, soyunma odalarında. Telefondan görüntüde. Kendi iş yerinde çalışan bayanları soyunma odasında mı görüntülemiş? Evet. Sen nereden biliyorsun bunu? İş yerinden dövülerek atıldığını duyunca ben oraya gittim. Beni çağırmışlardı. Baktım Bilal'ı dövüyorlar. Tekme tokatla dövüyorlar. Ben kurtardım onu, oraya gittim. Şimdi tam burada duralım. Sevgili izleyenler. Söz konusu olan Bilal Güven 12 Haziran 2009 tarihinde bu programa katıldı. Şu anda ekranda gördüğünüz Yeter Güven'in karısının kendisini terk ettiğini söyledi ve programa katılmak istediğini söyledi. Şimdi ben yönetmenimiz Mustafa Aktaş Bey'den rica edeceğim. O hatırlatma vetresini bir izleyelim. Başka kadınların fotoğrafını çektin mi? Hayır Yalçın abi. Karın nereden uyduruyor bunu? Ya bunu bilmiyorum artık onu. Yani yaptıysam öyle bir şey ispatlamasını istiyorum ben. O yapmamış, senin yaptığını söylüyor. Tamam. Eşim söylemiş buna. Ama nerede yapmışım? Hangi işlemiş, ben bunu öğrenmek istiyorum. Ben bunu savcıya da ben bildirdim. Ben bunu ispatlamasını istiyorum. Ya sen cep telefonunda başka kadınların resmini çekerken karına yakalanmadın, değil mi? Hayır Yalçın abi. Öyle bir şey kesinlikle yok. Ben bunu kabul etmiyorum. Yeter. Bak. Burada saat itibariyle söyleyemiyorum. Benim önümde yazıyor. Kocanın senden hangi sapkın şeyleri istediği burada yazıyor. Anlatmışsın arkadaşlara zaten. Ayrıca mahkemedeki dilekçende de zaten savcılığa verdiğin dilekçede de söylemişsin. Evet. Bunlara rağmen niye katlandın? Çocuklarının babasıdır diye mi katlandın? Evet. Söyledim, izah ettim ona. Çok izah ettim. Bilal bak, yuvamız yıkılmasın. Bak çok rahatsız oluyorum. Artık utanç içerisinde bıraktım bizi. Dışarılara çıkmaz oldum. Ya beni tehdit mi ediyorsun? Gidersen git, yol değil daha bana diyor. Değil. İyi de soracağım ben Bilal'e. Bilal! Efendim hocam. Şimdi bak. Sen geçen programda, evet, ben abi. Senin geçen programda söyledik. Ya bu iki türlü dur. Yalçın abi. Kızım, bir izin ver. Konuşur, bir daha konuşmaz. Bir dakika abi. Bir izin ver, bir şey soracağım ben. Bir izin ver bak. İki yüzü adamın başa çıkılmayız. Sen geçen programda, geçen programda senden alıntı yaptım ben. Geçen sen 12 Haziran'da geldiğin zaman programa. Evet. O programda mahkeme belgelerini biliyorsun okuduk. Orada karının iddiaları olmuştu. Evet. Karın hala aynı iddiaları sürdürüyor. Diyor ki benden sapık sapık istekleri oldu diyor. Evet Yalçın doğru. Abi.
Evet. Benden sabık istiyorsan onca ispatlasın. Mahkeme orada. Evet doğru bak. Ben bak Bilal. Açıkladım mahkemeye. Bilal bak Allah için konuş. Ben Allah'a mahkeme, can vereceksin. Mahkeme doğru konuş. Açıkladım. Ben doğru, şu anda bakın önce adli tıp raporunu... Raporu senin de var. Senin var. Sevgine düşmek istemiyorum ben. Seni Allah bildiği gibi yapsın. Benim hakkımda eroin dedi kullanırdı, esrar kullanırdı, morfin kullanırdı, uyuşturucu kullanırdı, alkol kullanırdı. Evet evet hepsi de doğru. Veriyorum. Hepsi de doğru Allah şahidim. Hepsi de doğru. Doğruysa adli tıpta bu ortaya çıkacak bu. Sen adli tıpa kafayı takmışsın tamam mı? Gerçekten ortaya çıkacak. Ev sahibi makinenin altında 3 tane hap bulmuş. 3 tamam hap. Başla. Evine bir ekmek getirmesin. 300 milyon hapı veriyorsun be. Nasıl insansın be sen? Ev sahibini koymadı. Senin çocukların 1 milyona ihtiyacı kalıyordu okula gidecek. Haberin var mıydı ondan? Ha? Karın. Geçen evet. Geçen burada bir de şiir okudun onu. Evet doğru. Bak karın diyor ki. Hakkımı sen kafayı adli tıpa kapmışsın ama çocuklarım evliyken diyor. Açtık biz evde diyor. Hayır Yalçın abi. Ay değilim. Yalçın abi her türlü. Allah'ıma şükür ben onun ay sen çarpılmışsın baktım. Oğlum. Çarpılmışsın. Ailesine sen Allah vurmuşsun Allah. Yok. Ben kendi ailemi zor bakarım. Allah bildiği ben, gibi yalan benim çocuğum. Ama... Onları ben baktım. Ben sen bakmadın be. Tamam hanımefendi sen tamam, baktın. Tamam haramları yedirdin be çocuklarıma benim. Ya, tamam. İstiklal et seni. Konuşuyorsun bir de haklı ben gibi orada be. Çocuklarım için her türlü mücadele yapacağım sonuna kadar. Sen hangi yüzle çıktın bu kanala ya? Ben çocuklarım için. Alo. Efendim Yalçın abi. Bilal. Şimdi bak. Adım adım gidiyoruz. Sen karına zorla porno film mi izlettiriyordun? Açık saçık film mi izlettiriyordun? Tövbe yarabbim. Allah'ım Yalçın daha ne düşeceğim ya. Tövbe yarabbim ya. Tövbe yarabbim. Tövbe Allah'ım. Bilal. Daha neler duyacağım ya. Bilal. Çocuklarım bile gördü Bilal. Bunu yapma. Bak. Allah aşkına yapma yapma. Bak yeter. Benim çocuklarım bak, bile baba kaç sefer dedi sana uyardılar. Baba yeter. Bunu nasıl bir şey izliyorsun sen? Beni bir cevap dinle. Beni bir cevap dinle. Ya nasıl yalan beni konuşabiliyorsun sen ya? Ne hakla konuşuyorsun sen ya? Ya beni bir dinle, önce beni bir dinle ondan sonra daha anlamasın. Doğruyu konuş, kazanırsın. Tamam mı? Ya beni bir dinle. Terbiyesiz, pislik seni. Beni bir dinle diyorum, dinle. Önce beni bir sen dinle. Sen benim hayatımı kararttın be. Ne dinleyeceğim seni artık bundan ya, sonra bel be. Ben seninle dinle. Tartışmaya gelirim. Ben tamam, hırsız olabilirim, sabıkalı olabilirim. Sana olabilirim, alkol kullanım, eroin kullanım. Ben Bakırköy, ruh ve sinasyon arasında şu anda ben tarihlerimi vereceğim. Gel sen de ver. Açıkla. Bilal, 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 Bilal. Abi tamam. Beni verme yönetmenim Mustafa Bey rica edeceğim. Kadın gözüksün abi. Stüdyomuza yeter güven var. Kocasından boşanmak, kurtulmak istiyordu. Kocasıyla ilgili çeşitli iddialarda bulunmuşlardı. Kocası geldi şimdi stüdyoya alacağız. Bilal Güven geldi stüdyoya alacağız. Çünkü buraya gelip yalvarıp ben barış... Arkadaşlar bilgi alabilir miyim? Geldi mi? İçeri alıyor muyuz? Sürem çok azaldı benim. Hemen alalım içeriye. Yeter. Efendim, senin onayını aldım ben. Sen gelebilir dediğin için buraya getiriyorum. Sizden ricam stüdyoda bir tatsızlık çıkmasın. Sen derdini yüzüne karşı söyle. Sonra da bizden ne istediğini soracağım ben sana onu söyleyeceksin. Tamam. Arkadaşlar alalım konuyu içeriye artık. Arkadaşlar alalım konuyu içeriye artık. Bilal gel. Ay, tipe bak. Gel yanıma Allah'ım, gel. Aman Allah'ım. Hoş geldin. Bir de konuşayım bir şey söyleyeceğim. Şöyle. Tamam mı bak kavgayla hiçbir yere varamaz. Evet. Ben çocuklarıma şey çektirtirmem. Tamam mı? Izdırap çektirtirmem. Çocuklar ben, senden korkuyor. Bir. Korkmuyor. Çocukları kötü örneksin. Çocuklara nasıl bakacaksın? Ben bakarım. Ha? Her türlü ben bakarım çocuğuma. Nasıl bakacaksın maddi, ya? Maddi manevi her türlü. Çalıp kapmayla mı bakacaksın? Ben çalıp kapadım. Nasıl ben bakıyorsun? Ben bir şey çalmadım. Allah ya diyor. Sessiz konuş. Sakin sakin konuş. Allah peşinden diyor. Biri mi koşturuyor seni ya? Beni kimse koşturmuyor. Ben çocukları karnıldağa gidip alacağım. Ya, bundan eminim. Tamam sen. Ama eğer adalet bak devlete sesleniyorum. Tamam. Burada. Eğer senin gibi babaya o çocukları verirse tamam mı? Tamam. Ya, yuh ona. Ben de sesleneceğim. Seslendim zaten. Ben hakkımdaki yaptığın tüm suçlamaları ben kabul ediyorum. Ben hepsini yaptım ben. Yapmadım diyorum. Ama adalet ortaya çıkacak.